Arkadaşlar bir önceki dersimizde veri tabanı modelimizi oluşturduk. Nerede? Microsoft Excel üzerinde. Şimdi yine Excel üzerinde buraya kayıtlarımızı nasıl gireriz? Onun üzerinde bir çalışma yapalım. Burada arkadaşlar birçok ERP uygulaması var ve içerisinde MRP modülü var. Gerek MS SQL tarafında, gerek Oracle tarafında, gerek MySQL, PostgreSQL taraflarında çalışan ERP uygulamaları var. O yüzden ben burada meseleyi MS SQL bazına sınırlandırmayıp veya herhangi bir ERP programına sınırlandırmayıp meselenin özünü kavramanız adına mümkün olduğunca verileri Excel üzerinde gireceğim ve son aşamada bu girmiş olduğumuz verileri bir veri tabanına aktarıp onun üzerinde hesaplamalar yaptırıyor olacağım. Bu anlamda biz şu şekilde tablolarımıza baktığımız zaman bakın bizim en başta neyimiz vardı? Item tablomuz vardı ve içerisinde ID, item code, item name ve item type alanları vardı. Şimdi isterseniz buraya kayıt girmekten başlayalım. Şuraya item diyorum ve buraya ID, item code, item name, item type alanlarını yerleştiriyoruz. Arkadaşlar şimdi bizim burada nelerimiz vardı? Bir tane takımımız vardı, değil mi? Sipariş verilirken bir takımımız vardı. Bunun altında benim mamül ürünlerim vardı. Yine bu mamülün altında yarı mamüller vardı ve ham maddem vardı. Şimdi temel anlamda benim 4 çeşit ürünüm var baktığımız zaman. Arkadaşlar biz biraz sonra bir ürün reçetesini buraya gireceğiz ve hesaplamasını yaptıracağız. Ve bir ürün için belki 20 dakika, yarım saat uğraşacağız. Ve gerçek sistemlere baktığımız zaman içerisinde yüz binlerce, belki milyonlarca ürün barındırabilir. Yani burada bizim basitçe modellemiş olduğumuz bir koltuk takımı gerçekte belki 500 tane farklı malzemeden, 1000 tane farklı malzemeden oluşuyor olabilir. Yani bu ürün reçetesinin 1000 farklı satıra tekabül ediyor olması anlamına gelir. Yine bunların ürün çeşitliliğine de baktığımız zaman yüz binlerce ve çoğu zaman milyonları geçen malzeme çeşitliliği görebiliyoruz arkadaşlar. İşte bu kadar malzeme çeşitliliğinin olduğu yerde sorgularımızın düzgün çalışması ve sistemi daha rahat kontrol edebilmemiz adına bizim kullandığımız yöntemlerden biri malzeme kodlamasını yaparken akıllı kodlama kullanmaktır arkadaşlar. Akıllı kodlama nedir? Siz ürün tipine göre belli bir formatta kodlama oluşturursunuz. Örneğin ilk karakteri onun mamül olduğunu gösterir. İkinci karakteri onun modelinin ne olduğunu gösterir. Üçüncü karakteri varsa ebatlarının ne olduğunu gösterir vesaire gibi karakterlerle bir akıllı kodlama işlemi gerçekleştirirsiniz. Bu akıllı kodlama ilerleyen zamanlarda reçetelerinizde bir problem, bir sıkıntı varsa yani bir ürünün içerisinde olmaması gereken başka bir ürün varsa bunu tek tek bakmak yerine sorgularla ortaya çıkartabilmenizi sağlar arkadaşlar. Ve çok daha hızlı rapor alabilirsiniz. Bu anlamda bu akıllı kodlamaya da bir başlangıç olması ve sizin de aşina olmanız adına ben burada çok basitçe bir akıllı kodlama işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Örnek olarak burada takımlarımız 3 ile başlasın arkadaşlar. Mamüllerimiz 2 ile başlasın, yarı mamüllerimiz 1 ile başlasın ve ham maddelerimiz 0 ile başlasın. Sonrasına eklenecek karakterler de yine bu ürünü tanımlayacak akıllı kodlardan oluşsun. Örneğin bizim ilk malzememiz ne? Takım değil mi? Şuraya baktığım zaman 3, 3, 1 koltuk takımı model 1 pembe kumaş. Bakın burada bu takımın takım olduğunu göstermek adına bir kere takım kodunun 3 ile başlaması gerekiyor. Sonra bunun model 1 olduğunu gösterecek bir kısaltma kullanmam gerekiyor. MDL1 diyebilirim örneğin. Ve bunun ürünün kumaşının pembe kumaşlı olduğunu bildiren bir şeye ihtiyacım var. Bu durumda ben şöyle bir şey yapsam arkadaşlar. Örneğin 3 tire takım MDL1 bu takımın modeli PMB0001 bu pembe kumaşımın kumaş kodu olsun bu da ve yanına da 331. Çünkü bu takımdan 321 şeklinde de takım yapabilirim. 31 şeklinde de takım yapabilirim ama 331 olduğunu ifade eden bu şekilde bir akıllı kod oluşturalım arkadaşlar. Item type'ım ne? Bu bir mamül. Yani buna MM diyebilirim. Mamül olduğunu göstermek adına. Peki başka neyim var benim? Bu takımın altındaki kullandığım ünitelerim var, değil mi? Yani üçlü, tekli, ikili şeklinde.
Burası otomatik artan bir alan ve item koduma geliyorum. Ve şuraya gelip artık bu bir ünite. O yüzden buraya 2 diyorum. MDL1 kumaş kodu ve şuraya gelip 003 diyorum. Ve bu da ne olsun? Üçlü koltuk model 1 pembe kumaş. Bu da mamul arkadaşlar. Bir de bunun nelisi var? Bir de bunun nesi var? Teklisi var. Şurayı kopyalıyorum. Burası 3 oldu. Şuraya bakın yine 2 ile başlıyor. MDL1, BMB0001 ve kodu tekli. Üçlü koltuk model 1 değil. Onun yerine tekli koltuk. Bir de başka neyim vardı? Kırlentim vardı benim, değil mi? Kırlentimi de mamül olarak değerlendirmiştim. Ona da ne diyelim? Kırlent bordo kumaş 4 diyorum. Buna da geliyorum 2. 2 KRLT BRD 001 diyorum arkadaşlar. Bu da mamül. Bakın items tabloma ben birinci seviye ürünleri tanımladım. Yani mamüllerimi tanımladım arkadaşlar. Sonra neyim var benim? Yarı mamüllerim var, değil mi? Örneğin üçlü koltuk model 1 pembe kumaş kesilmiş dikilmiş kumaş yarı mamülü. Yani ürünün üstüne kesip bir kumaş parçasını kesip dikip bu ürüne uygun hale getirdiğimiz bir yarı mamülden bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi buna nasıl bir kodlama yapalım? Buna nasıl kodlama yapacağız? Bu bir kere yarı mamül olduğu için bunun 1 ile başlaması lazım, değil mi? Peki 1 ile başlayan, şuraya 5 diyelim. 1 ile başlayan yarı mamülleri de kendi içerisinde sınıflandırmamız lazım. Örneğin kumaş yarı mamülü atıyorum 1-5 ile başlasın. Veya işte iskelet dediğimiz mobilya yarı mamülü atıyorum 16 ile başlasın. Burayı ben 15 ile başlatıyorum arkadaşlar. Bu ne oldu? 1 yarı mamül, 5 kumaş yarı mamülü. Peki bunun içinde ne diyeceğim? Şu yukarıdakiyle benzer. MDL1 PMB 0001 kumaşın kodu ve bu hangi ürünün kesilmiş kumaşı? 003. Bakın bunu da tanımladım. Bir de bunun nesi var? Teklisi var. Buna 6 diyorum. Ve bakın burası 2. Burası tekli koltuk. Bir de benim kırlentimin yarı mamülü var. Kumaş yarı mamülü. 7 diyorum. Onu da şuradan kopyalıyorum. Ve şuraya gelip kırlent bordo kesilmiş dikilmiş kumaş yarı mamülü diyorum. Bakın bu da yarı mamül. Artık 2 ile başlamayacak bu da. Ne ile başlayacak? 15 ile başlayacak. Şu anda bakın şu benim birinci seviyemdi. Takım. Onun altında ikinci seviyede şurada mamülleri tanımladım. Bunun altında üçüncü seviyede burada kesilmiş dikilmiş kumaşları tanımladım. Seviye derken kafamız karışmasın. Şu anda reçete tanımlamıyoruz. Sistemde malzemelerimizi tanımlıyoruz. Yani yarı mamül, ham madde ve ürün gibi malzemelerimizi tanımlıyoruz. Arkadaşlar bir de bizim neyimiz vardı? Bu mobilyanın iskeleti vardı, değil mi? Yani o tahtadan oluşturulmuş iskeleti vardı. Onu da bir yarı mamül olarak tanımlayalım. Bakın model 1 üçlü koltuk iskelet yarı mamülü. Bakın model 1 üçlü koltuk iskelet yarı mamülü. Bu bir yarı mamül. Ve buna da bir kod verelim. Örneğin bu da 16 ile başlasın. MDL1 003. Bunun ID'si de 8 olsun. Bir de bunun nesi var? Teklisi var. Buna da 9 diyelim. Bu da akıllı kodu 001 olsun. Bakın bu da tekli olsun. Bir de bunların ana birimlerini tanımlayalım arkadaşlar. Şuraya unit kod diyorum. Bunların hepsi adet takip ediliyor sistemde. Şimdi buraya kadar ben neleri tanımladım? Bakın buraya kadar mamül ve yarı mamülleri tanımladım. Burada da renkle bunları belirtelim.
Şöyle mamullerin rengi örneğin şöyle yeşil olsun. Yarı mamullerin rengi şöyle sarı olsun. Neyimiz kaldı? Ham maddelerimiz. Peki. Şimdi biz burada ne üretiyoruz? Örneğin ham madde olarak şu kesilmiş kumaşın ham maddesine gerçek kumaş. Yani dışarıdan satın aldığımız gerçek kumaş. Yani şu pembe kumaşın ham maddesi. Peki ham maddeleri nasıl tanımlıyoruz arkadaşlar? Ham maddeleri sıfırla tanımlıyoruz. Peki bunun kumaş ham maddesi olabilir, sünger ham maddesi olabilir, metal ham maddesi olabilir. Bunları da kendi içerisinde ayırt ettirmek adına örneğin kumaşlar için 001 ile başlasın. Sonra kumaşın kodu PMB 0001. Buna da ne diyeceğim? Pembe kumaş ham maddesi. Bu ne? Ham madde. Birimi ne bunun? Artık ben bunu metre olarak tüketiyorum. Ana birimi metre. Şu ham madde olduğu için bunun rengini de şöyle turuncu yapacağım arkadaşlar. Peki başka neyim vardı benim? Kırlent için kullanmış olduğum bir kumaş var. Bordo renkli kumaş. Ona da 11 diyorum. Örneğin. Ona da geliyorum burada. Kumaşın kodu BRD 001 olsun örneğin. Bu da bordo kumaş ham maddesi olsun. Yine birimi bunun da metre olsun arkadaşlar. Yine arkadaşlar benim bu ürünün süngerini dışarıdan satın aldığımı düşünelim. Ve bu bir ham madde olsun. Ürün üretmek için kullandığım sünger bir ham madde olsun. Ona da şu şekilde sünger için örneğin 002 olsun. Onun da kodu MDL 1 003. Üçlü koltuğun süngeri. Model 1 üçlü koltuk sünger ham maddesi diyelim. Bu süngeri de dışarıdan satın aldığımız için ebatları vesaire düzgün şekilde kesilmiş şekilde aldığımızı varsayalım ve buna da adet diyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bunun teklisi için olanı var. Bakın burada tekrar ediyorum. 002 bunun sünger ham maddesi olduğunu gösteriyor. MDL1 hangi ürün grubunun süngeri olduğunu söylüyor. Ve 003 bunun üçlü için, 001 ise tekli için olan süngerini gösteriyor arkadaşlar. Bakın burası da tekli ve adet. Şuna 13 diyelim. Bir de aynısını ben burada kırlentlerin içine de sünger koyduğumu varsayalım. Ona da 14 diyorum. Ve buna da gelip KRLT 00 diyor, 1 diyorum. Ve buna da kırlent süngeri 001 diyelim bunun modeline de arkadaşlar. Ham madde ve yine adet. Bir de neyimiz var? Bakın şurada iskelet diyoruz ya, bu iskeletler için kullandığımız tahtalar var. Tahtaları tanımlayacağız. Örneğin burada da tahtalarımızın bir ebatı olmuş olsun. Tahtalarımıza da 003 diyelim örneğin. 003 THT THTA. Örneğin akıllı kodda ebatını yazalım. 2 santime örneğin 10 santim olmuş olsun bu tahtaların ebatları. Boyu zaten uzun. Ve bunlardan da yine metre olarak kullanıyoruz biz. Ve buna diyoruz ki tahta 2 cm çarpı 10 cm ham madde ve bunu da yine metre olarak tanımlıyoruz arkadaşlar. Şurayı da şöyle gri renk yapalım. Ve gördüğümüz gibi şu anda item tablosuna biz kayıtlarımızı girdik. Yani şu anda sipariş girileceği zaman şuradaki üründen seçilip sipariş girilecek arkadaşlar. Bundan sonraki bütün operasyonlarımızı bu liste üzerinden biz gerçekleştirebiliriz.